Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün sizlerle Bitcoin'in ve altcoin'lerin önümüzdeki günlerde hangi yönde hareket edebileceğini, aynı zamanda bir düzeltme gelirse nerelere kadar gevşeme görebileceğimizi konuşacağız. Bitcoin şu an 41 bin dolar civarında seyrediyor. Dün Ethereum 10 bin dolar olur mu videosu yayınladım. O videoda da Bitcoin'in kısa bir süre içerisinde 40 bin dolar üzerine atabileceğini ve atarsa da 42-43 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir atak görebileceğimizi söylemiştim. Bugün Bitcoin 42 bin dolara kadar geldi. Oradan bir hediyesek de şu an 40-41 bin dolar civarında seyrediyoruz. Bitcoin için kısa vadede 4 saatlik zaman diliminde hatta baktığımız zaman EMA Ribbon'ın şu renkli çizgilerden bahsediyorum. Alt desteğinin 33 bin dolar, 33 bin 800 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bu Ribbon oldukça önemli bir teknik indikatör. Benim çok sık kullandığım bir teknik indikatör. Hatta görmüş olduğunuz gibi 20 binlerden başlayan rallide hala bu Ribbon'ın altına inmedik. Bu Ribbon çok güzel destek olarak çalışmaya devam ediyor. Sadece burada bir fitil attık ama altında kapatma yapmadığımız için bunu da say ben. Eğer 4 saatlik Ribbon'un altında yani 33.000 civarında bir kapatma yaparsak Ribbon'un altında o zaman bir short işlemde deneyebilirim. Tabii ki bununla ilgili sizi Instagram'dan bilgilendireceğim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Güncel destek alanı söylediğim gibi 33.700 dolar civarında. Peki Bitcoin için gerçekten zirvede miyiz? Bir de bunu konuşalım. Arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde RSI ile fiyat arasındaki negatif uyumsuzluk hala devam ediyor. Bunu birkaç gün önceki videomda da bundan bahsetmiştim. Hala fiyat yükselirken RSI'de bir düşüş görüyoruz. Bu bize aslında Bitcoin'de trendin sonuna bileceğimizi bir işaretidir. Ama ve lakin birkaç gün önce söylediğim gibi eğer Bitcoin yukarıya doğru hareketini devam ederse 4 saatlik zaman diliminde RSI eski zirvenin üzerine çıkarak bu uyumsuzluğu iptal edecektir. O yüzden Bitcoin'de hala bu negatif uyumsuzluk kesinlikle çalışacak diye bir şey diyemeyiz. Ama eğer çalışırsa demin de söylediğim gibi Bitcoin için alt destek bandı 33.700-33.800 dolar civarı olacaktır. Şahsi görüşümü söyleyeyim ben aynı zamanda size. Yukarıda herhangi bir direnç alanı bulunmamakta. Bunu kesin çok net olarak söylüyorum arkadaşlar. Psikolojik dirençleri saymazsak yani 40 bin dolar gibi, 50 bin dolar gibi, 60 bin dolar gibi dirençleri saymazsak Bitcoin'de teknik olarak yukarıda herhangi bir direnç bulunmamakta. Yani bununla ilgili işte Fibonacci grafiği çizenler var. Ondan sonra yukarıda farklı farklı indikatör kullananlar var. Ya ben çok açıkçası inandırıcı bulmuyorum. Çünkü Bitcoin'de gerçekten dananın kuyruğu koptu. Ve biz durmadan yukarıya doğru bir pump görüyoruz. 30 bin dolarlardan beri herkes bir düzeltme bekliyor. Ama Bitcoin'de yön yukarıya ve kısa vadede biraz daha yukarıya doğru hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Şahsi görüşüm 44-45 bin dolar civarına kadar geleceğimiz. Orada biraz aslında konsolide etmemizi de isterim. Eğer orada Bitcoin biraz durursa, yataya bağlarsa o zaman altcoin'lerde gerçekten çok çok güzel imkanlar göreceğimizden eminim. Ama Bitcoin şu anda durmuyor. Durmadığı için de zaten biz altcoin'lerin hatta dolar paritesinde bile değer kaybedebildiğini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu 4 saatlik mumların neredeyse hepsinde yukarı aşağı fitil atıyor Bitcoin. Bu fitiller kaldıraçlı işlem kullanan arkadaşlar için oldukça tehlikeli fitiller. Hatta burada şu görmüş olduğunuz mum hem short işlemleri hem long işlemleri mağdur eden bir mum. Yukarıya gittiği zaman short işlemleri, aşağıya geldiği zaman long işlemleri liquidate eden bir mum. Bu tarz hareketlere gebe Bitcoin. Bu tarz hareketler devam edebilir. O yüzden şu dönemde mümkün olduğu kadar kaldıraçlı işlem kullanmamanız sizin faydanız olacaktır. Büyük zaman dilimine baktığımız zamansa bir haftalık zaman dilimine bakalım. Bir haftalık zaman diliminde arkadaşlar RSI'ın inanılmaz derecede şiştiğini görüyoruz. Şu an Bitcoin'de haftalık RSI 94-95 civarında. Eskiden bu seviyelere geldiği zaman RSI Bitcoin'de hep bir düzeltme görmüşüz. Hatta bunu size burada böyle de gösterebilirim. Mesela RSI burada yukarıya geldiğinde Bitcoin'de bir düzeltme var. Burada geldiğinde aynı şekilde. Burada zaten geldiğinde Bitcoin daha sonrasında ayı dönemine girdi. Şu an boğa dönemindeyiz. RSI boğa döneminde çok uzun bir süre yukarıda kalabilir. Bu olası bir durum. Ayı sezonunda da aşağıda kalabilir. Burada da görmüş olduğunuz gibi aslında çok uzun bir süre RSI'nin dipte olduğunu gördük. Ama
Yani oscillatorların, RSI olsun, MACD olsun, bunların sağlıklı bir yükseliş için gevşemesi gerekir. Ve ben bu gevşemenin yakın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu herhangi bir teknik analize dayanan bir şey değil. Ama 45 bin belki 50 bine kadar bir fitil atabilir. Ama oradan artık bir düzeltme gelmesi benim için olağan. O yüzden şu anki dönemde aslında yeni bir Bitcoin pozisyonu da açmadım. Tabii ki maksimalist cüzdanımda, hiç bozdurmadığım cüzdanımda hala duran Bitcoin'lerim var. Yani onları zaten trade yapmak için kullanmıyorum. Ama yeni bir Bitcoin alımı yapmadım. Yapmayı da şu an düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin gerçekten çok şişti. Ve artık tehlikeli olduğunu gösteren farklı bir indikatör de var Bitcoin'in benim için. Artık evde bile, dışarıda bile, arkadaşlarım bile bana Bitcoin'i sormaya başladılar. Bunu da buradaki grid indeksle size açıklayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi şu Fear Greed Index dediğimiz indeks şu an Extreme Greed, yani çok yüksek seviyede seyrediyor. Bugün Instagram'da işte 2019 Ağustos'unda bunun 5'lerde olduğunu gösteren bir görsel paylaştım. O dönemde herkesin Bitcoin alması gerektiğini söylüyordum. Bu dönemde de eğer gerçekten bu indeks 93'e dayandıysa bir düzeltme gelmesi olası diyorum. Ve bu düzeltme tabii ki nereden gelir bunu kesin olarak kestirmek zor. Ama yakın olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Altcoin'lerle ilgili de kısa bir güncelleme yapayım. Altcoin'lerde arkadaşlar şu an pozisyon açmak kesinlikle ve kesinlikle mantıklı değil. Çünkü Bitcoin yükselirken altcoin'ler düşüyor. Bu da Bitcoin dominansının yükselmesinden kaynaklanıyor. Bitcoin dominansı için direnç alanı 72-73 bandı. Ve bu banttan şu hatta görmüş olduğunuz mor kutunun artık içine girmiş bulunmaktayız. Buradan aşağıya doğru hareket gelirse, Bitcoin 67'ye doğru gevşerse altcoin'lerde mükemmel fırsatlar göreceğiz. 67'nin altına gevşerse o zaman altcoin'ler için gerçek bir sezon başlıyor. Boğa sezonu başlıyor diyebiliriz. İşte 3x'lerin, 4x'lerin gelebileceği dönem o dönem olacaktır. Eğer 67'nin altına Bitcoin dominansı inerse. Bugünlük bu kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Bana sorularınızı Instagram üzerinden veya burada yorumlarda sorabilirsiniz. DM kutusu gerçekten çok dolduğu için sık cevap verebilmiyorum. Kusura bakmayın. O yüzden burada yorumlarda da sorabilirsiniz sorularınızı. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.